Ailede meme kanseri varsa birinci derece akrabalarda yani annede, teyzede ve kuzenlerde de aynı anda meme kanseri saptanmışsa bu ailede ailesel olarak genetik yatkınlık vardır denebilir. Genetik yatkınlıktan kasıt BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonudur. Ailede bu mutasyon varsa bu hastalara risk azaltıcı meme cerrahisi yapılabilir. Ve bu risk azaltıcı cerrahi sosyal medyada da çok sık duyduğumuz Angelina Jolie'ye yapılan ameliyattır. Bu Angelina Jolie'ye her iki memesinin içi boşaltılıp silikon protez takılmıştır. Meme kanserinde ileri yaş çok önemli bir faktördür. Özellikle 50 yaşından sonra meme kanserini görme riski artar. Yapılan bir çalışmada 30 yaşından önce görülen meme kanseri ile 50 yaşından sonra görülen meme kanseri arasında 4 kat fark olduğu saptanmıştır. Meme kanserinin bir bölgesine ya da tamamında bir kızarıklık, ağrı, ödem varsa öncelikle akla mastit yani meme iltihabı gelmelidir. Yalnız meme kanseri de aklın bir köşesinde kalmalıdır. Meme başının etrafında kızarık, pullanma olduğunda egzemadan şüphelenebilir. Yalnız meme derisinin kanseri olan paja hastalığında da aynı bulgular saptanabileceği için bu hastalığa bir biyopsi yapılabilir. Her durumda meme başında akıntı meydana gelebilir. Özellikle kanlı meme başı akıntısında ileri tetkik yapmak gerekebilir. Her çekinti kanser sebebi değildir. Yalnız meme içinde bir kanser odağı varsa buradaki meme içindeki bağlar meme kanseri tarafından tutulacağı için meme başı geriye doğru çekilebilir. Bu durumda meme başı çekintisinde kanserden şüphelenip ileri tetkik yapmak gerekir. Uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı meme kanserinde bir risk faktörüdür. Meme kanseri tedavi edilebilmesine rağmen her zaman tekrarlama riski vardır. Çok nadir olmakla beraber erkeklerde de meme kanseri görülebilmektedir. Her 100 kadın meme kanserine karşılık bir erkek meme kanseri görülür. Erkeklerde nadir görüldüğü için kadınlarda olduğu gibi bir tarama programı yoktur. Bu yüzden erkeklerde genellikle aynı yaş grubuna göre daha ileri evrede meme kanseri saptanmaktadır ve daha agresif bir cerrahi gerekebilmektedir. Nadir olmakla beraber gebeyken de meme kanseri görülebilir. Gebe bir anne adayında özellikle ikinci dönem yani ikinci trimesterden sonra cerrahi müdahale yapılabilir. Kemoterapi hastanın evresine göre doğumdan önce veya doğumdan sonra yapılabilir.